Kadınla erkek arasındaki fark bir, dokuları, organlar aynı ama dokular farklı. İki, hormonları. Üç, hissiyat. Üç farklı noktası var. Kadınlar arasında da futbol oynayan var. Kadınlar arasında rugby oynayanlar var. Kadınlar arasında halter kaldıranlar var. Ama erkek 350 kiloya kadar çıkıyor. Kadın 180'de kalabiliyor. Örneğin. Kadınlarda da boks yapan var. Kadınlardaki knockout yapanların, knockdown olanların sayısı erkeklerdekinden daha az. Kadın karşısındakini yere devirmekten çok onu yenmek için vurur. Erkek bokstan bahsediyorum. Erkek onu yere vurmak için, yere düşürmek için vurur. Demek ki kadının bir hormonal, beyinsel, naif, yumuşakça düşüncesi söz konusu. Bu kaslarıyla, tendonlarıyla, bağlarıyla, kemik dokusuyla çok ilintili. Kadının bu özelliğinden dolayı vücuduna çok daha ihtimam göstermesi gerekiyor. Erkeğin de ihtimam göstermesi gerekiyor. Ama unutmayın ki kadın yaşlandığı zaman beyinsel yaşlanması erkeğin beyinsel yaşlanmasından daha az. Kadın her zaman dimdik ayakta fakat dokular daha zayıf. Spor yaparken kadın eklemlerini mutlaka korumak, düşünmek zorunda. Spor yapmadan evvel herkes de olduğu gibi kadın daha fazla dikkat edecek. En az 10 ila 15 dakika warm up veyahut da ısınma veyahut da eşofman hareketlerinin yapılmasına dikkat edecek. Yaşam bir dikkat zinciridir. Kadının bir dönem özellikle menstruasyon yani her ay 3 ila 4 gün görmüş olduğu adet kanaması esnasında derin duyusunda, fiziki derin duyusunda biraz azalma oluyor, düşmeleri artıyor. Demin de söylediğim gibi eklem bağlarında gevşeme söz konusu olabiliyor. Onun için daha dikkatli olması gerekiyor. Erkek de hayatının sonuna kadar pür kuvvet kalmayacağını bilmek mecburiyetindedir. Sonunda dikkat edin, bütün annelerimiz, babalarımızın annesi oluyor yaşlılık döneminde. Babalarımız da annelerimizin evlatları durumuna gelebiliyor. Demek ki kim daha güçlü, kadın daha güçlü çıkıyor. Hangi konumda? Mental yönden, maneviyat yönünden. Ama dokularına baktığımız zaman, kemik dokusunda da özellikle osteoporoz dediğimiz halk tabiriyle kemik erimesi olayı kadında daha fazla ortaya çıkıyor. O bir problem. Çünkü östrojen hormonuyla direkt ilintili. Lüzumsuz yere östrojen bindirmeleri yani yüklemeleri yapılıyor. Onun da yan etkileri, işte meme kanseri, risk yüzdesini arttırma yönünden. Ben bunların hepsinden çok yaş çok ileri olmamak kaydıyla hareketin osteoporozda dahi çok çok önemli bir artı olacağını, bu hareketin basit zıplamalarla varsa, zıplamalar yapabiliyorsak, bisiklet çevirebiliyorsak, kondisyon bisikleti, treadmill'de yürüyebiliyorsak, osteoporozun en büyük ilaçlarından bir tanesinin, başında gelenin daha doğrusu, hareket olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyorum. Kadın ve erkek, tüm canlılar yaşamak için savaş veriyor. Bu yaşamı daha konforlu yapabilmek, yaşlılıkta daha rahat bir yaşlılık geçirebilmek için sigarayı mutlak surette kesmek, içkiyi kullanmamak, çok az şarap içmek, yemekte bir kadeh, iki kadeh şarap içmek, hareketi hiçbir zaman unutmamak, hareketi yaşamımızın bir içeriği olarak kabul etmek, basit bir yere arabayla gideceğimize yürüyerek gitmek ve vücut ağırlığımızla body mass index dediğimiz
bu indeksi mutlak surette korumak, elimizle bel çevresinin kalınlığını ölçmek için parmaklarımızın arasına sıkıştırdığımız zaman ele bir şey gelmemesi gerekiyor. Yağ tabakasının gelmemesi gerekiyor. Tabii gerekirse de mutlak surette yağlarımızı kontrol ettirmek, yılda bir kere de olsa. Erkekte prostat batın ultrasonu, prostat muayenesi, batın ultrasonografisi belli bir yaş sonra kardiyak mutlaka muayenelerin yapılması, kan akışkanlığının normal standartlarda tutulması, yani bir derin ven trombozu veya arteriyel tromboz emboli meydana gelmemesi için önlemler alınması. Aynı şeylerin kadınlarda da araştırılmasında büyük yarar var. Onun için kan profillerinin yılda bir kere de olsa özellikle yağların ve kolesterolün değerlendirilmesi gerekmekte. Bunun için tabii sigortalar girmiş. Sigortaların da parayı daha fazla verirseniz sigorta size daha fazla hizmet veriyor. Ama bir aile hekimi kontrolü ile her yıl yapılacak kan tetkikleri ve klinik muayeneler önceden meydana gelecek, daha sonra meydana gelecek problemleri önceden teşhis etmek aracılığıyla yaşamı daha konforlu bir şekilde sokma şansına sahibiz. Bu arada dünyada ölümü oluşturan problemlerin başında kardiyak problemler var ki son günlerde ani ölümler spor yaparken karşımıza çıkabiliyor ki bunun başında kardiyomiyopatiler, kalp kasının hastalıkları, gözden kaçmış kalp kasının hastalıkları. Ondan sonra insan ölümlerinin ikincisi de kanser. Bugün hala birincisi kardiyovasküler sistem hastalıkları. İşte kan tetkikleri, kanserden korunmak için önceden yapılan tetkikler, yılda bir kez bir aile hekiminin kontrolüyle insanın yaşamını biraz daha konforlu şekilde getirecektir. Mühim olan uzun yaşamak kadar mühim olan uzun artı konforlu yaşamak her şeyin başında gelmelidir. Tabi bu arada beyin gücünün de her zaman korunması gerekiyor. Beyin hücrelerinin ayakta tutulabilmesi için bol bol kitap okunacak, bulmaca çözülecek ve düşünce üretilecek, konferanslara gidilecek. Sinemanın büyük yararı var, düşünce üzmesini arttırıyor. Yaşam her şekliyle güzel ama unutarak değil, kendimizi de kalbimizi de dinlemeden yaşayan bir kalple, nefes alan bir akciğerle, size hizmet eden bir vücutla yaşamı idame ettirmek ana prensibimiz olmalı.